Hatırlayacaksınız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde birçok bina yıkılma tehlikesiyle geçtiğimiz ay boşaltılmıştı. Bunun haberini de vermiştik sizlere. Marmaray kazıları yüzünden duvarlarında çatlaklar oluşan birimler yıkılıp yeniden inşa edilecek. Tıpkı Cerrahpaşa gibi Çapa'da elden geçirilecek. Peki bu sürede hastalar ne yapacak? Bu sorunun yanıtını İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Yunus Söylet verdi. Çapa ve Cerrahpaşa'nın yenilenmesi projesi protokolü imzalandı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Yunus Söylet, yeni yerleşkelerin öğrenci sayısını ve kontenjanlarını artıracağını, otopark keşmekeşine son vereceğini ve çağdaş birer sağlık bilimleri kampüsü haline gelineceğini söyledi. Her iki kampüsümüzün kentsel dönüşüme de uyacak şekilde çevre dostu teknolojilerle donatılarak her iki kampüsümüzün bulundukları yerde yapılmalarının üniversitenin bütünlüğü, kaliteli öğrenci gelişini devam ettirme. Çapa ve Cerrahpaşa yerleşkelerinin yenilenme projesi danışmanlık hizmeti alımı İtalyan bir firmaya verildi. Rektör Profesör Doktor Söylet her iki hastanede hizmet görülürken inşaatın devam edeceğini belirtti. Biz yerinde yıkılıp yapılmanın en uygun çözüm olacağı konusunda devletimizin kurumlarıyla da hemfikir olduk. Profesör Söylet, daha önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsü tapusunun %75'inin, Çapa Tıp Fakültesi kampüsü tapusunun da %50'sinin kendilerinde bulunmadığına dikkat çekti. Söylet, şimdi sevinerek söylüyorum, şu an Cerrahpaşa ile Çapa yerleşkelerinin bizdeki tapu oranı %99 diye konuştu. Şu an geldiğimiz nokta şudur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bizdeki tapu oranı %25'ti. Şu an %99. Çapa yerleşkesinde Çapa yerleşkesinde %50'ydi bizdeki tapu. %99. Profesör Söylet, yenileme projelerine ne zaman başlanacak sorusu üzerine de Çapa ve Cerrahpaşa yerleşkeleri için 240 günlük sürecek planlama safhasının başladığını belirtti. Bu 240 günlük süreçte önce hangi bölüm, hangi bina yıkılacak, nereden başlayacağız ve nasıl taşınacağız gibi soruların cevabını da bu süreçte vereceğiz dedi.